Evet arkadaşlar, öncelikle tekrar hoş geldiniz. Sıradaki konuşmacımız Elif Boncuk. Elif Boncuk, Introduction Android Instant App sunumuyla bugün bizlerle olacak. Kendisinin sunumunu yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Başlayalım. Buraya geçiyorum zaten ne üzerine konuşacağım az önce söylendi. Biraz kendimden bahsedeyim sunuma başlamadan önce. Ben GDG ve VTM'in organizatörlerinden biriyim. Umarım bugün iyi vakit geçiriyorsundur. Sizin için aylardır hazırlanıyoruz. Bugün için de özenle hazırlandık. Dün gece 12'ye kadar falan buradaydık. Bütün balonlar şişirilmesine kadar her şeyi kendimiz yaptık. Ben Hacettepe Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. 2 yıl kadar önce Bahçeşehir Üniversitesi'nde MBA'yimi bitirdim. Profesyonel olarak Garant Teknoloji'de yazılım uzmanı olarak çalışıyorum mobil ekipte. 6 yılı biraz geçti. Android'de Google Developer Expert'im. 2010 yılından beri de blog yazıyorum. Bugün anlatacağım konu üzerine de bir blog yazım var. Daha detaylı incelemek isterseniz belki faydası dokunabilir. Faydalı linkleri de paylaştım. Bu sunumdan sonra paylaşacağım slaytları, sosyal medya hesaplarımı ve e-mail adresimi de koydum. Herhangi bir şey aklınıza takılırsa istediğiniz zaman sorabilirsiniz. Şimdi Instant App nedir dersek, sabahki keynote'da da biraz bahsedilmişti. Instant App'leri web uygulamalarıyla mobil native uygulamalar arasındaki bir köprü gibi düşünebiliriz. Ama bu demek değildir ki biz burada web uygulaması yazıyoruz. Hayır, web uygulaması yazmıyoruz. Biz yine Android uygulaması yazıyoruz. Ve hatta Android uygulamamızın da olmasına ihtiyacımız var. Sadece uygulamamızın sadece bir feature'ını kullanıcıya uygulamayı download ettirmeden açmış oluyoruz. Biraz örnekler üzerinden gidelim. Nasıl olduğunu böylece daha iyi anlayabiliriz Instant App'in. Şu an ekranda gördüğünüz New York Times'ın crossword puzzle'ı. New York Times uygulaması indirmeye gerek kalmadan örneğin biri size mesaj atıyor o günkü crossword'ı. Siz de linke tıklıyorsunuz. Üçüncü ekrandaki gibi aslında sanki siz o uygulamaya sahipmişçesine o sayfayı açıp uygulamayı oynayabiliyorsunuz. Ve native bir experience'ı uygulamayı indirmeden kullanmış oluyor, deneyimlemiş olabiliyorsunuz. Yine early adaptörlerden biri Vimeo uygulaması. Vimeo'yu hepiniz biliyorsunuzdur zaten. YouTube'a benzer şekilde bir video uygulaması. Biri size yine aynı şekilde o videonun linkini atıyor. Instant App olarak bu kısmı açmışlardı feature'ın. Size tıklıyorsunuz ve sanki uygulama sizdeymişçesine aslında o videoyu izleyebiliyorsunuz. Ve bir diğer güzel özelliği de herhangi bir yerden erişilebiliyor. Yani siz aslında bu Instant App'e browser'da search ederek de erişebilir kullanıcılar. Atılan bir maille, mesajla da erişebilir gayet basit bir şekilde. Peki neden Instant App geliştirmeliyiz dersek, Instant App'leri geliştirmek için aslında 3 temel sebebimiz var. Bir tanesi conversion, yani mevcut müşterilerimizi hedefliyoruz. Ama burada mevcut müşterilerimizin deneyimlerini iyileştirmeyi hedefleyebiliriz. Yeni müşterilere ulaşmayı hedefleyebiliriz ya da yeni use case'ler deniyor olabiliriz Instant App'lerle. Developer tarafına geçmeye başlayalım. Şimdi aslında Instant App'leri biraz anladık. Bu arada başta sormayı unuttum. Kimler Android Developer? Bir elleri görebilir miyim? Süper. Çok güzel. Bizim ihtiyacımız olan Android Studio 3.0. Çünkü Instant App Support 3.0 ile beraber geliyor. Instant App SDK'sını SDK Manager'dan indirmemiz gerekiyor. SDK olarak 25 build tool içinde 26 plus olması gerekiyor. En sonunda göstereceğim, tabii bu bir şekilde artık sizin o class'larınız, aktivitelerinize URL ile erişildiği için sizin bir URL üretmeniz lazım. Bunu Applic Assistant'la yapıyorsunuz, Android Studio'nun içerisindeki. Emülatör için de 5.1 ve üzeri bir emülatör olması lazım ve Google Play'li bir emülatör yaratıyor olmanız gerekiyor. Şimdi biraz daha derine inelim. Instant App yaratmak istediğimizde aslında uygulamamızın mimarisinin biraz değişmesi gerekiyor.
Basit bir Android uygulamasını düşünelim. Video örneğini vermiştik. Bir videoda feature'lar nelerdir? Bir tane listeleme var. Sonra siz tıklıyorsunuz, videoyu görüntülüyorsunuz. O da videonun detay sayfası. Aslında o da sizin için bir feature. Listeleme de bir feature. Bunların hepsi beraber duruyor. Ama Instant App yapmak istediğinizde uygulamanızı biraz daha modüler hale getirmeniz gerekiyor. Her bir feature'ın ayrı bir modülün içerisinde olması gerekiyor. Eğer Instant App olarak açmak istiyorsanız. Ortak olan özellikleri de Base Feature APK'da topluyorsunuz. Her feature'ın önemli olan mutlaka içinde en az bir tane activity olması gerekiyor. Bu activity'ye en az bir giriş olmalı. Birden çok da olabilir ama bir tane mutlaka olması gerekiyor. Şimdi feature'lardan bahsettik, modüllerden bahsettik. Yeni şeyler biraz girmeye başladı. Bunlar tam olarak nasıl yer alıyor projemizde dersek? Aslında bu feature modüller, library modüllere çok benzer şekilde. Bizim artık bir instant app'imiz, bir de installable app'imiz var. İki tane app'ten bahsediyoruz. Bu feature modüller instant app'i içerisinde APK'lı, instant app'te APK'yı oluştururken aslında installable app'in içerisinde de sanki bir library'miş gibi ağır olarak yer alıyor. Instant app modülde de bu feature'lar zip olarak yer almış oluyorlar. Şöyle koyalım. Biraz proje structure'ına girelim. Şu an aslında basic bir instant app'in nasıl olacağından bahsediyoruz. Diyelim ki uygulamamız da çok küçük bir uygulama. Bir tane feature var. Biz onu instant app olarak da açıyoruz. Installable app'ta da var. Aslında bu base feature'ı hem instant app kullanıyor gördüğünüz gibi hem de app modülümüz yani installable app'imizi de kullanıyor. Peki neler değişiyor? Şu an gördüğünüz base feature'ın manifesti. Şimdi şunu bilmekte fayda var. Instant app'ler ve installable app'ler aynı code source base'ini, aynı package name'leri kullanıyorlar. Birbirlerinden farklı uygulamalar değiller. Aslında aynı uygulama sadece bir feature'ın erişiminin nasıl olacağını değiştirmiş oluyoruz. Normal şartlarda şu an gördüğünüz build.gradle. Biz build.gradle dosyasında plugin'de com android application diye olacaktık eğer bu bir application olsaydı. Bunun yerine bunu değiştirip feature diyoruz ve bunun bir feature olduğunu belirtiyoruz. Bizim bir tane base feature'ımız var ve bu da instant app'imizde yer alacak. Bunun base feature olduğunu da belirtmemiz lazım. Installable app'in build.gradle'ı bu şekilde değişmiş oluyor. Daha doğrusu yaratılmış oluyor diyeyim. Eskiden zaten böyle bir şey yoktu. Instant App modülümüzde ise diyelim ki işte bir tane feature'ımız da var. Biz bunları dependency olarak veriyoruz. Şurada implement project diyerek. Plugin'de ise bu sefer bu dışarıya açılan bir app ama Instant App olduğu için bunun plugin'i Instant App olarak vermiş oluyoruz. Peki installable app nasıl yer alıyor dersek gördüğünüz gibi installable app'te de aslında package name aynı bir şey değişmedi. Ama bu sefer build.gradle değişti. Bizim bir önceki örneğe dönersek bir tane base feature'ımız olduğu için şu an simple bir mimari incelediğimiz için buradaki build.gradle aslında instant app'in build.gradle ile aynı şekilde. Devam edelim. Biraz daha kompleks olsaydı nasıl olacaktı? Birden çok feature var. Her feature base feature'ı kullanıyor. Yine aynı şekilde hem instant app hem installable app her iki feature'a da erişimi var. Tüm feature'larda build.gradle dosyasında plugin'i feature olarak veriyoruz ve dependency'lerine de base'i vermiş oluyoruz. Base feature'da, dependency'lerinde de bunların kullanılacağını belirtmemiz gerekiyor. Yine base feature'ı veriyoruz. Şu an gördüğünüz bir feature'ın Android manifest dosyası. Önemli olanlar activity'nin intent filter'ında bizim bunu browsable ve kategorisini default olarak veriyor olmamız. Şu alttaki kısımlar yeni. Bunları dikkat etmenizi istiyorum. Burada gördüğünüz HTTP ya da HTTPS multi-feature instant app sample.com/detail
URL ile kullanıcı geldiğinde aslında bu aktivitenin instant app olarak açılacağını bize vermiş oluyor. Bu aktivitenin URL'i bu. Şimdiye kadar her şey güzeldi. Uygulamayı download ettirmedik. Kullanıcıya bazı feature'ları açtık. Ama tabii burada bazı limitler olacaktı. Bir bundle size var. Google Play bize 3 tane track sunuyor. Development, test ve release olmak üzere. Development ve testte bundle size'ımız biraz daha yüksekken release'de düşüyor. Biz development için 10 MB'a kadar instant app'ler üretebiliyorken bunu release'e çıkardığımızda 4 MB'a sınırlamamız gerekiyor. Bu da şu anlama geliyor. Bizim aslında gereksiz hiçbir şeyi bu instant app içerisinde bulundurmamamız lazım. Bir diğer yandan genel olarak şimdiye kadar instant app yazan firmaların hikayelerini aslında okuduğunuzda ortaya çıkan ortak şey instant app yazmaya çalışırken ne kadar gereksiz resource olduğunu fark etmişler ve çok ciddi anlamda uygulamaların boyutları da küçülmüş. Instant app'i APK ile beraber yüklemiyorsunuz. Yeni bir tab var, Android Instant App diye. Gördüğünüz gibi 3 tane track var. Test etmek istediğiniz step'e göre buraya Instant App'inizi yüklüyorsunuz. Tabii şimdiye kadar bahsettiğimiz şeyler için bazı şeylere dikkat etmek gerekiyor. Özellikle size'ı göz önünde bulundurursak. APK Analyzer önemli bir tool olabilir. Bizim hangi resource'umuz ne kadar yer kaplıyor, gerçekten gerekli miyi burada görebiliriz. Configuration Stiplist şöyle, şurada alttaki imajda görebilirsiniz. Eğer ki biz cihazımızın kendi özelliklerine göre resource dosyalarını ve dil dosyalarını kullanıyorsak ve bu şekilde Stiplist'i tanımladıysak, ben Instant App'i indirdiğimde eğer dil dosyası olarak örneğin, dil dosyası demeyeyim de dil olarak cihazımda İngilizce seçiliyse ben gidiyorum ve sadece İngilizce resource'ları çekiyorum. Diğer resource'ların benim için bir anlamı yok. Zaten Instant App anlık kullanımda. Kullanıyorsunuz, başka bir uygulamaya geçtiğiniz anda tüm resource cihazınızdan uçmuş oluyor. Kalıcı bir şey değil. Bu da aslında size'ı küçültme yöntemlerinden biri ya da işletim sistemine bağlı bir şeyler yapıyorsanız yine aynı şekilde işe yarıyor. Proguard kullanımı, resource sharing önemli ve bir diğer konu da size'dan bağımsız. Siz Instant App'te ya da Installable App'in içerisinde olmanıza bağlı olarak o activity'de belki farklı şeyler yapmak istiyor olabilirsiniz. Android'in sistemi bu olanağı da size veriyor. Biraz permission'lardan bahsedecek olursak, tabii normal bir installable app kadar çok permission açılmıyor. Ama temel permission'ların hepsine ulaşım var. İnternet, billing, kamera, record audio, verbiation, access, course location, find location ve network state'ler var. Android O'la beraber bu biraz daha artıyor. Phone number'ları okuma ve instant app foreground service kullanılabilir durumda. Background servisleri kullanabiliyoruz, bir sıkıntı yok ama siz başka bir uygulamaya geçtiğiniz anda o servis sonlandırılıyor, böyle bir fark var. Local storage ile ilgili çoğu şey kullanılıyor, kullanılmayanlara dikkat etmek daha faydalı o yüzden. External storage'a erişemiyoruz ve exported content provider'lara erişemiyoruz ama bunun dışında herhangi bir şeyi cacheleyebiliyoruz. Yani örneğin şöyle örnek verebiliriz. Şimdi sizin download size'ınız 4 MB ama 4 MB içerisinde aslında cache'inizle beraber 4 MB değil. Siz uygulamayı indirdikten sonra örneğin bir imaj çektiniz, onu cacheleyip o an kullanabilirsiniz. Kapladığınız alanı arttırabilirsiniz ama download size'ınızı 4 MB'da tutmak zorundasınız. Biraz da UX için best practice'lerden devam edelim. Yine aynı şekilde normal bir Android uygulaması geliştirirmiş gibi material design prensiplerini kullanmamız gerekiyor. Bizim mevcuttaki uygulamamızla Instant App'imiz birbiriyle aynı olmalı. Instant App'i Installable App'imizin bir demo versiyonu, trial versiyonu gibi görmemeliyiz. Amaç burada Installable App'imizin reklamını yapmak değil. Amaç aslında ortak bir paydada buluşup hem kullanıcılara fayda sağlayacak hem de bize fayda sağlayacak bir feature'ı ortaya çıkarmak. Bu yüzden install the full app, get the app, upgrade gibi kullanıcıyı full app'i indirmeye zorlayacak promptlar kullanmamamız gerekiyor. Ama eğer gerçekten gerekliyse install the app
şeklinde sorabiliriz. Ama dediğim gibi bunun gerçekten bir trial version'mış izinimi vermemesi gerekiyor. Az önce bahsettiğim konu success metriklerin, KPI'lerin yeniden gözden geçirilmesi lazım Instant App yazılırken. Çünkü Instant App'in amacı gerçekten reklam değil. Örneğin satışını çok fazla arttıran, çünkü buradan aslında bazı ürünlerin satışını açan uygulamalar var. Dijital imza için kullananlar var. Siz hem kendiniz hem kullanıcılarınız için ortak bir şeyi buradan açabilirsiniz. Sizin app'inizi çok fazla belki indirmiyorlardır ama aslında bu feature sayesinde size bir şekilde ulaşabilirler. Bir diğer yandan aslında Instant App'teki deneyim çok hoşlarına gidip app'inizi gerçekten indirebilirler. Az önce dediğim konu yine tamamen farklı şeyler sunmamalı, birbiriyle aynı olmalı. Şimdi şu alttaki ekran imajda görüyorsunuz, yukarıda bir geri oku var. Şimdi uygulamaların içerisinde bir geri oku, bir de hepimizin bildiği gibi aşağıda back butonu var. Şimdi back butonuyla kullanıcılar app'inizden çıkabilir. Ama burada bahsedilen şey bir instant app ve çıktığında komple aslında kaybedecek instant app'i. Alttaki butonu evet kitlememelisiniz ama üstteki back butonuyla kullanıcıyı instant app'in içerisinde uygulamanın atmamalısınız. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Normalde bir diğer konuda uygulamada olmayan additional bir splash screen kullanılmamalı. Tutarlı olmalı birbiriyle. Identity için önerilen smart lock kullanılması. Yine eğer ki biz kullanıcılarımızı InstaApp içerisinde full app'e yönlendirmemiz gerekiyorsa bu 2 ya da 3 taneyi prompt'u geçmemeli. Non-functional olan bir şey de InstaApp'in içerisinde yer almamalı çünkü zaten amacı dışında olmuş olur. Android 8 ile beraber eğer kullanıcılarınız Instant App kullanıyorsa buradaki bilgileri de Installable App'e geçirebiliyorsunuz. Eğer kullanıcılarınız bu kategoride ise önerilen bilgileri taşımanız. Eğer bir ödeme yapıyorsanız Google Payment API kullanılması gerekiyor. Ve tabii nasıl aslında uygulamalarınızı share edeceğiniz, nerelerden bu Instant App'e ulaşılacağı da sizin karar vermeniz gereken bir konu. Şimdi küçük bir demo yapıp göstermeye çalışacağım tam olarak Instant App nedir. Burada Android'in Google'ın Android Code Lab'lerinden Instant App Code Lab'ini kullanacağım. Linkini de koydum. Siz sonra deneyebilirsiniz. Hepsini yapmayacağım. Amacı dışına çıkmaması için sunumun. Ama basic bir Instant App'in nasıl kurulacağını, nasıl çalışacağını görmüş olacağız. Şöyle. Bu biraz küçük sanki. Çıtırsam görülecek mi? Şimdi bu aslında çok basic bir uygulama. Ben GitHub'dan source'u download ettim. Bir tane login sayfası var. Login sayfasında bir tane karakter seçiyorsunuz. Sonra aslında bir quiz uygulaması. Size belli kategoriler sunuyor. Bir skorunuz var. Kategoriler var. Tutmasını bekliyorum. Evet geldi. Dediğim gibi uygulama bu şekilde. Basit bir uygulama. Şimdi bizim Instant App yazabilmemiz için uygulamamızın modüler olması lazım. Şu an app altında Java'yı, manifest dosyasını görüyorsunuz. Şimdi ilk önce ben bunu rename edeceğim. Uygulamanın adı Topeka. Neden Topeka bilmiyorum. Basic, tek bir sanki feature'ımız varmış gibi bunun adını Topeka Base yaptık. Şimdi bunun build.gradle dosyasına gidelim. Bu artık application değil, feature. Bunu değiştirdik. Application ID yer almamalı, onu da silmeliyiz.
Ben az önce dün akşam denerken silmiş de olabilirim. Ben şurada silmedim. Sildim. Ve de bir yılda hızlandırmak için ProGuard'ı şimdi kapıyoruz. Android'in altına bunun da aslında base feature olduğunu ekliyoruz. Görebiliyor musunuz? Nasıl büyüteceğimi bilmiyorum da. Bakalım. Appearance'da var mı? Nasıl? Ha tamam. Teşekkür ederim. Daha önce ihtiyacım olmamıştı. şimdi bir kere daha da üzerinden geçelim o zaman. Bir de base feature'ı true verdik. Şuradaki plugin'i application yerine feature yaptık. Application ID'yi sildik. Minify'da false yaptık. Şimdi bir sync etsin. Artık bizim az önceki app'imiz bir base feature'a dönüşmüş oldu. Şimdi bu base feature'ı handle edecek bir app modülü yazmamız lazım. New modül dedim. Phone and tablet modül. Buraya Topeka APK diyeceğiz. Tamam, 21 seçilebilir. Adı bu şekilde olacak. Bunu activity istemiyorum çünkü zaten her şeyin base Topeka base altında. Bunu sonlandıralım. Pek kaçına iyi mi? Sanırım kontrol etmedim. Bakalım. Evet, pek kaçına iyi mi? Kontrol etmemişim. Bunu şuradan da değiştirebiliriz. Aynı olmalı. Şimdi proje görünümüne geçiyorum. Ve ben aslında burada kullanmayacağım source'ları sileceğim. Örneğin bunu. Manifestimi kontrol edeyim. Bir sıkıntı yok. Şimdi Android görünümüne geri dönebiliriz. Package name'i check ettik. Build.gradle'a gelelim. Build.gradle dosyasında data binding kullanan bir uygulama bu. Android altına data binding'i eklememiz lazım. Pardon. Önemli olan aslında burada dependency. Şu an biz base feature'ı kullanacağımızı söylememiz gerekiyor. Pardon.
Sink olalım. Hata aldı. Bakalım nerede hata aldı? Aslında şunu kullanmıyoruz. Sanırım bunda hata alıyor. Enteresan. Failed. Manifest boşaltalım. Run edelim. Bilgisayar biraz yavaş çalışıyor bugün. Neyse, ben biraz daha anlatayım. Bilgisayar takıldı, neden öyle oldu anlamadım. Sonrasında yapacağımız şey şuydu. Biz bir tane de aslında şuradan new modül yaratacaktık. Ve bu sefer instant app'i seçecektik. Bu sefer de topeka-instantapp diyecektik bunun adına. Ve az önce yaptığımız birebir aslında aşağıda verdiğimiz şekilde implementation'da yine project'i verecektik. Bu sefer build.gradle dosyasında instantapp'i veriyoruz. URL'i tanımladığımızda biz buna direkt erişebiliyor oluyoruz dışarıdan. Bakayım, run etti sanırım. Aslında açılan uygulama yine aynı uygulama. Çünkü biz sadece yeni bir library modülü yaratmış olduk. Henüz değişen hiçbir şey yok. Ona dışarıdan erişmiş oluyoruz. Topeka, Topeka Base. Az önce yarattığım instant app'i de göremiyorum. Bir daha deneyelim. Already exist. Güzel. Nerede acaba? Şimdi gidip bunun aslında build.gradle dosyasını değiştireceğiz. Gördüğünüz gibi instant app olarak yaratılmış. Şu an yaşadığımız sorunların neden kaynaklandığından emin olamadım. Ama ben en azından URL yaratmanın nasıl olacağını göstermek istiyorum. Şurada app link asistan var. Biz buradan gidip şurada yan tarafta açılan kısımda şurada Open URL Mapping Editor diyoruz. Sonrasında artıya tıkladığımızda burada hangi aktiviteye dışarıdan URL'le erişeceğimizi veriyoruz. HTTPS'ten sonra az önce HTTP ya da HTTPS ikisini de ekleyebiliriz. Hem URL'imizi hem de şuraya örneğin data kısmında detail yazıyordu. Biz işte mesela buraya sign in olduğu için buna sign in diyebiliriz. Şöyle test diyeyim. Okey dediğimde aslında bu link yaratıldı ve artık sign-in aktivitesi instant app olarak bu URL'le açılabiliyor oluyor. Biz gidip şuradan edit configuration dediğimde instant app'i görüyor olmam lazımdı.
Instap'i seçip içerisinde de aslında bunu verdiğimde bu çalışıyor olacaktı. Muhtemelen az önce yaşadığımız problemden dolayı devamı gelmedi. Instap'i görüyoruz aslında ama içeriğini göremiyoruz. Ben genel olarak anlatacaklarım Instap ile ilgili bu kadar. Sorularınız varsa cevaplamak isterim. Buyurun. Doğrudan sunumunuzla alakalı demeyelim ama aynı sorunu çözdü. Yani Google tarafından önerilen bir şey. Progressive Web Applications. Niye? Ya o da sonuçta benzer indirmeye uğraşmadan bazı özellikleri sunuyor. Arka planda notification gönderebiliyor vesaire. Hani bundan sonra buraya doğru gidiyor şeklinde bir izlenim vardı bende açıkçası. Bir anda bu hızlı duyulunca ben açıkçası biraz şaşırdım. Yani hani burada bu taraf varken hani bundan sonra web insanlar artık indirmiyorlar. Ve böyle aplikasyon arasında bir çözüm gibi oldu. Evet, gibi. Evet. Yani, çok bildiğim bir konu değil ama öyle gibi oldu. Yani, neden çalışanlarımızın skill seti Android olduğu için mi bunu yapmalıyız? Dışında pek bir cevabı olmadı. Sizin yani neden progressive update sebep özellikle? Neden o değil, neden o? Neye göre seçildiniz? Anladım. Ya aslında şöyle, tam olarak neyi yapmak istediğinize bağlı. Ben Android developer'ım, Android'de devam etmek istiyorum diye değil. Ben de evet son yıllarda genel olarak Google'ın yönlendirmesi biraz daha progresif ve web'lere gitmesi yönünde. Ama şöyle bir şey var. Siz aslında orada her şeyi yapamıyor olabilirsiniz ya da native olarak yapmak istiyor olabilirsiniz. Hani native app deneyimi de bence hala PWA ve native birebir aynı şeyi vermiyor kullanıcıya. Eğer ki native ile bunu vermek istiyorsanız aslında kullanıcıya indirmeden de bu deneyimi sunmuş oluyorsunuz. Şöyle anladım, doğru mu anladım? Daha performanslı bir şekilde ürünü kullanmalarını sağlıyor. Progressive Web'e göre Ya tam olarak performans diyemeyiz aslında ama sizin ihtiyacınız burada önemli olan şey. Yani performans da olabilir yani, tabii ki. Evet. Buradaki gibi basit özellikleri kullanıcıya olabildiğince hızlı bir şekilde check-out'a yönlendirmek. Yani ya alışverişini yapıp görüp ya da basit özelliklerini basit demeyeyim de yani hani temel özelliklerini hızlı bir şekilde kullandırmak. Bunun için telefonuna ben sizin gel işgal etmeyeceğim. Aynen öyle. Yani aynen. Bunu sağlamak, ya bunu düşününce progressive web'de bu gibi geliyor bana. Hani düz mantıklı diyorum belki. Detayını inceliğini bilmiyorum. O yüzden hani cahilliğinin kusura bakmıyorum. Bu da sanki aynısını çözüyor gibi geliyor bu yönüyle. Hani ihtiyacım benim mi yoksa bir teknik bilgisi olmayan bir yönetici nasıl karar verir? Şimdi bunu yapalım, bunu mu yapalım? İkisi de aynı. Şu geliyor akla, daha çok daha şeyler. Yok tabii ki. Ya aslında her iki tarafta da kısıtlar var. Yani mesela push notification'ı bildiğim kadarıyla ben web developer değilim, çok ortalama düzeyde biliyorum. Ama örneğin sizin mesela push notification almanız için browser'ın ya da diğer özelliklerini kullanabilmeniz için belli bir versiyonun üstünde olması gerekiyor. Aynı şekilde aslında burada da var. Belli 5.1 ve üzeri bir cihaza sahip olmanız gerekiyor. Asıl support zaten Android 8 ile beraber geliyor. Ama burada sizin neyi vermek istediğinizle alakalı bir şey. Yani siz firma sahibi olarak diyebilirsiniz ki ben bu uygulamama web uygulaması olmasını istiyorum ve browser compatibility'sinin bu şekilde olmasını kabul ediyorum. Ama diyebilirsiniz ki ben her şeyi kendim kontrol etmek istiyorum. Örneğin bir finans uygulaması yazıyorum. Her şey bende olsun istiyorum ve bunu native'de yazıyorum. Bunun sadece bir feature'ını ben dışarıya açacağım. Rica ederim. Buyurun. 4 GB bana küçük bir uygulaması geldi. Evet. Bir uygulaması alsak, işte bir feature'da instant app yapsak, bunu feature'ı bahsettiğiniz şekilde instant app'e çevirmeden anlayabileceğimiz bir yol var mı? Tabii. Biraz daha olmadı, vazgeçiyorsunuz. Ben bunu instant app yapsam 4 MB'ın altında kalabilir miyim? Ölçebileceğim bir şey var mı yapmaya başladım?
Şöyle aslında yapmaya başlamadan önce sanırım ölçemezsiniz ama Vimeo benzer sorunu yaşamış. Vimeo öyle adaptörlerden biriydi, Keynote'da da çıkmıştı aslında. En son blog yazılarında şöyle bir şey demişler. Biz Keynote'a yetişmek için kendi uygulamamızı modüler hale getiremedik. Aynı package name'le yeni bir tane uygulama yazdık ve çıkmak istediğimiz feature'ı bunun içinde yaptık ve bunu instant app olarak yükledik. Ama bu best solution değil, farkındayız, değiştireceğiz demişler. Hani en kötü kaçak çözüm bu ama birebir çevirmenize gerek yok aslında, bir base feature yaratılabilir. Ben burada sadece çok küçük bir uygulamayı nasıl çeviririz'i göstermek için yapmıştım. Zaten CodeLab'in devamında aslında kompleks bir uygulama nasıl yapılır da var. Rica ederim. Başka? Buyurun. Öncelikle elinize sağlık. Hani başlangıç için hani güzel bir soru. Teşekkürler. Ben burada şunu sormak istiyorum. Yani Instant Tab ile ilgili şu ana kadar henüz hani bir uygulama yazmadım. Bu bir web bir değil. Hani değil. Bizim Google Play üzerinden indirdiğimiz mesela bir atıyorum. Siz dediniz ki garanti teknolojide çalışıyorum. Ben mesela garanti mobil uygulamasını buradan bir link üzerinden erişip o uygulamanın belli özelliklerini mi kullanmamız gibi, evet. Yani aslında siz aslında o link aracılığıyla app'i indirdiğinizde Instant App'i, cihazın yaptığı Google Play'de gidip sadece ilgili source'u download etmek cihazınıza geçici bir süreyle. Peki, yani Instant App kullanarak mesela YouTube üzerine diyelim ki ben bu Google Play'e bir uygulama yazmak istiyorum. Bu şey izni de veriyor değil mi? Mesela Google reklamlarını koyduğumuzda bir sıkıntı olmuyor bağlama gibi. Reklam kısmını incelemedim açıkçası ama tutorial'da vardı, bir inceleyebilirsiniz. Yani şöyle, Instant App için farklı bir reklam yöntemi vardı. Şunları sadece kullanabilirsiniz diye söylüyorlardı. Bunun bakabilirsiniz. Başka sorusu buyurun. Evet, aynen. Şimdi benim app'imde bir app'im var. Bir HTTP'nin üzerinden diğer app yönlendiriyorum bunu üzere. Ben de aynı sayfa için bir de Instant App yapmak istiyorum. Google, Instant App'i muhtemelen görece diyordur. Bu Instant App yazdığım anda Google benim bir önceki Onun için Firebase üzerinden link creation ile ilgili bir yöntem varmış ama ben denemedim. Onu bir inceleyebilirsiniz. Sanırım o çözüyormuş. Rica ederim. Başka sorusu olan var mı? Buyurun. Şöyle bir şey. Mesela Instant App olarak kullanıcı uygulamayı indirdi. Hı hı. Açtı. Evet. O anda evli Firebase kullanıyoruz. Ya da bir var vesaire. Log gönderiyor mu? Ya da analitik işlemleri Kısmi olarak yapılabiliyor. Yani onları sunuma eklemedim bu introduction olduğu için. Bazı feature'lar kullanılabiliyor. Sayfasında yazıyor ama full yani normal installable app'teki kadar dataya erişemiyor olabilirsiniz. Ama basic şeyler var. Onu bir incelemenizde fayda var. Peki, sadece kullanabilirsiniz. Activity olması gerekiyor ama tabii activity birden çok fragment içerebilir. Yani aslında siz bir activity üzerine birkaç tane fragment koyup arka arkaya sayfalar yapabilirsiniz. Onu da soracaktım. Mesela dediniz ki tasarımda yukarıda bir gerekçe var. Mesela şöyle düşünün. Ben size bir haberin linkini attım. Evet. Haber detaylarda aslında şöyle. Öyle de olursa o zaman kullanıcı uygulamayı kullanıyor oluyor. Yani haber vesaire. Yok, o kadar gezemiyor aslında. Tek sayfa açılıyor oluyor. Yani aşağıdaki back butonuyla çıkması gerekiyor diyebiliyorum ben.
Onu içeride gezmek için kullanıyorlar. Aslında mesela siz dediniz ya, birkaç tane fragment var. Ben o fragmentler içerisinde nasıl gezeceğim? Muhtemelen en başa geldiğinizde ya işte çoklu feature kullanıyorsanız hamburger menü olabilir ya da belki kapatıyor olabilirsiniz. Yapabilirsiniz tabii ama yani bu size'a bağlı. Mesela şimdi şöyle, ben normalde Instep'i açtıktan sonra gösterecektim ama bir sorun olduğu için gösteremedim. Mesela bu da çoklu sayfalı bir uygulama aslında. Ben burada login olduktan sonra username mi diyor? Saat, vaktimiz 5 dakikamız daha var. Ben burada login olduğumda bir tane de şey seçeyim. Aslında sayfa açılıyor. Bunlara tıkladığımda başka bir sayfa açıyor. Yani birden çok sayfa var. Bu hepsi küçük bir uygulama için aynı sayıda tutabilmiş. Tutulabilir yani. Size önemli. Evet. Rica ederim. Başka sorusu olan var mı? Buyurun. Aynısı, evet. Bildiğim kadarıyla öyle. Belki zamanla yaygınlaşabilecek bir özellik de olabilir. Ama tekrar ben de incelerim. Yani ben öyle biliyorum ama belki gözümden kaçan bir şey vardır. Başka sorusu? Buyurun. Yok, birden çok ekleyebiliyorsunuz. Yani multi feature olanlar için şuradaki aslında mimaride. Geri geleyim. Geldim. İki tane feature var mesela. İki feature için iki tane link yaratabiliyorsunuz burada. Evet. Aynen. Evet, bildiğim kadarıyla öyle olması lazım. Bu arada şöyle bir şey de yapılabiliyor. Bir diğer şeye geçeyim. Mesela şeyleri de öneriyorlar. Şimdi sizin toplam 4 MB ama tüm feature'larla beraber 4 MB değil. Base artı bir feature 4 MB. Yani aslında... Bir, bir, evet, beş olabilir. Ya da iki, iki, altı olabilir. Evet, bu tek bir feature'ın şeyi aslında. Evet. Evet, yani nasıl bir uygulama olduğuna, neleri açmak istediğinize bağlı. Çok büyükse tabii her şeyi açamazsınız. Evet gibi. Ya 5, 6 da olabilir. Tamamen nasıl kullandığınıza bağlı. Bu Krakow'daki, Europe'daki, bu GDD Europe'da anlatılırken şey demişlerdi. Yani siz uygulaması için denemedim onu ama nasıl ayarlayacağınıza bağlı. 2-2-2 de yapabilirsiniz iki feature'ı demişlerdi. Belki güncelleme olmuştur sonra, bilmiyorum. Gün içinde de ben bütün gün buradayım. Yine aklınıza takılırsa bir şey sorabilirsiniz. Teşekkür ederim hepinize katıldığınız için. Ben Yiğit Özaksüt, Microsoft MVP ve Xamarin Türkiye platformunun kurucusuyum. Bugün sizlerle beraber burada Xamarin hakkında konuşacağız ve Microsoft'un cross platform çözümlerinden bahsedeceğiz biraz. Var mı Xamarin daha önce tecrübe etmiş, kullanan?
Güzel, süper. Diğer arkadaşlarım ilk defa duyacak sanırım ya da ilk defa tecrübe edecekler. Onun için zaten demo yapmayı çok istiyordum ben bu etkinlikte. Xamarin, en temel, en basit tanımıyla C# dilinin kolaylıklarını kullanarak iOS, Android ve Windows işletim sistemlerine native uygulama çıkarmamızı sağlayan bir framework'tür. Hep şöyle duyumlar alıyorum. Xamarin bir teknolojidir, işte Xamarin bir mobil teknoloji mi diye. Hayır, Xamarin bir mobil teknoloji değil arkadaşlar. Xamarin mobil teknolojiler üzerine inşa edilmiş bir framework'tür. Ve bu framework'ü kullanırken bizden Objective-C bilmemiz, işte Android bilmemiz ya da aslında genel olarak parantez içinde C# dışında bir dil bilmemiz beklenmez. C# dilinin kolaylıklarını kullanarak bize native mobil uygulama geliştirmeyi sağlayan bir framework. Bir de benim tanımım var. Şu yukarıda gördünüz. Ben de Xamarin'i aslında şöyle tanımlıyorum. Native ve cross-platform kavramlarını en iyi şekilde bir araya getiren ve C# dili ile yazılan tek framework'tür. Çünkü şu an Xamarin'in başka bir, tabii başka çok fazla cross-platform hibrit çözümler var ama hem native hem cross-platform hem de C# dilinin kolaylıklarını bir araya getirip bir uygulama çıkartabileceğimiz başka bir platform yok. Bu yüzden Xamarin çok kıymetli ve çok değerli. Xamarin'i biliyorsunuz aslında Türkiye'de duyulmaya başladı. Duyulmaya başlamasının sebebi de işte Microsoft'un 2016'nın Mart ayında satın almasıydı vesaire. Ama aslında Xamarin çok eski bir ürün. 2011 yılından geliyor temelleri. 2012-2013 Xamarin Forms, bunların hepsine değineceğiz. Şimdi dediğimiz gibi ben C# kullanarak native cross-platform uygulama geliştiriyorum. Bir harita uygulaması yapmak istediğimi düşüneceğim. Bu yapmak istediğim harita uygulamasını tek bir harita kontrolü kullanarak 3 platformda da yayınlayabiliyor olacağım. Aslında tema olarak bana bunu veriyor. Sen ne yapmak istiyorsan tek bir yerde yapman gerekiyor. Ve bu yapman gereken şeyi yazarken sadece C# bilmen gerekiyor. Ve bunu tüm Android, iOS ve Windows işletim sistemlerinde yapabiliyor oluyorsun. Bu benim için çok önemli ve çok değerli. Fakat Xamarin derken karşımıza iki tane yol ayrımı çıkıyor. Bir tanesi Xamarin Traditional, eskiden Xamarin Traditional olarak anılıyordu. Şimdi Xamarin Android ve iOS. Daha sonra Xamarin Forms çıktı. Xamarin Forms 2013 yılında çıktı. Xamarin ilk çıktığında Xamarin Traditional, Xamarin Android ve iOS olarak vardı. 2013 yılında Xamarin Forms çıktı. Şimdi bunlardan biraz bahsedeceğiz. Karşımızda iki tane değişik yöntem var Xamarin geliştirirken. Biz uygulamamıza göre, ihtiyaçlarımıza göre ve uygulamamızın gidişatına göre hangisini seçmeliyiz ona bakacağız. Şimdi Xamarin'den başlayalım. Xamarin Traditional'dan, yani sadece Xamarin Android ya da sadece Xamarin iOS'ten başlayalım. Siz geliştirdiğiniz uygulama ekran paylaşımını ve kod paylaşımını gerektirmiyorsa ve geliştirmekte olduğunuz platformun API desteklerine ihtiyaç duyuyorsanız, yani geliştirmekte olduğunuz platformun API desteklerine ve özel kodlara ihtiyaç duyuyorsanız o geliştirmekte olduğunuz platformun, mesela Android'in özel API desteğine ya da iOS'in özel API desteğine ihtiyaç duyuyorsanız, ekran paylaşımı ihtiyacınız yoksa, kod paylaşımına ihtiyacınız yoksa veya şu şekilde de değerlendirebiliriz. Sizin platform spesifik API kullanımınız kod paylaşımından daha ağır basıyorsa gidip Xamarin Android veya Xamarin iOS kullanabilirsiniz. Bunun yanında şöyle de bir durum var. Xamarin Forms var arkadaşlar. Xamarin Forms da %95 oranında ekran ve kod paylaşımı sağlayabildiğiniz bir platform. Yani o hep diyoruz ya, tek bir platformda kod yazıyoruz, tek bir katmanda kod yazıyoruz. Bu Android, iOS ve Windows işletim sistemlerinde sorunsuz çalışıyor. İşte bu tanımını yaptığımız platform Xamarin Forms aslında. Xamarin ve Xamarin Forms olarak temel olarak ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Öncelikle onu bilmeliyiz. Bizim işte ihtiyaçlarımıza göre Xamarin Android veya iOS mi kullanmalıyız, yoksa Xamarin Forms mu kullanmalıyız, buna karar vermeliyiz. Ben sadece iOS işletim sistemine çıktı vermek istiyorum. Veya ben sadece Android işletim sistemine çıktı vermek istiyorum.
Sadece Android tabletlere uygulama yapacağım. iOS'la hiç işim yok. Windows işletim sistemine çıktı vermek istemiyorum. Bunun için ne yapacağım? Bunun için sadece gidip Xamarin Traditional kullanabilirim. Çünkü benim ihtiyacım sadece Android tabletlere uygulama yazmak. Bunun yanında Android bilmem, ekstra Android öğrenmeme gerek kalmıyor. Çünkü ben C# developer'ım, .NET developer'ım. Gidip Android hiç öğrenmeden, gidip hiç başka bir C# başka bir dil öğrenmeden mobil uygulama yazma yeteneği kazanabiliyorum. Bu çok değerli ve bu çok önemli. Gidip Xamarin Traditional'la istediğim uygulamayı yapabiliyorum. Android özelinde veya iOS özelinde. Xamarin Forms ise şöyle bir ihtiyacım var peki bu sefer. Ben platform spesifik API'lere pek ihtiyaç duymuyorum. Benim ihtiyaç duyduğum yöntem ekranlarımı ortaklaştırmak ve backend, yani UI ve backend kodlarımı ortaklaştırmak. Ben bunlara ihtiyaç duyuyorum. Buna ihtiyaç duyduğumda da ne kullanacağım? Bu da aslında to the point bir yer. Gidip Xamarin Forms kullanacaksınız. Çünkü Xamarin Forms'un tek ve tek amacı aslında sizin UI ve backend kodlarınızı %95 oranında ortaklaştırmak. Yani bir önceki ekranda gördüğümüz gibi bir harita uygulaması yapmak istiyorum. Tek bir harita kontrolü biliyorum. Objective-C bilmiyorum, Swift bilmiyorum, Android bilmiyorum, C# başka hiçbir şey bilmiyorum. Ama ben Android, iOS ve Windows işlemleri için tek bir map kontrolüyle native uygulama çıkartabiliyorum. Xamarin Forms'un gücü işte burada ortaya çıkıyor. Şimdi kod yapısından biraz bahsetmek istiyorum. Biz hep native native diyoruz ya. Bu nasıl native oluyor? Ve native olurken bize artısı var mı, eksisi var mı? Neye göre native? Nasıl değerlendirmeliyiz? Bu kod C# yazıyoruz, Android çıktı veriyor, native diyoruz. iOS çıktı veriyor, yine native diyoruz. Bu nasıl olacak? Burada Xamarin native vermesinin sebeplerinden ve nedenlerinden bir tanesi de arkadaşlar, platformların kendi derleyicilerini kullanıyor. Android için just in time, iOS için ahead of time derleyicileri kullanıyor. Zaten siz bir Windows işletim sisteminde Visual Studio kullanarak bir Xamarin Forms uygulaması geliştirdiğimizi düşünelim. Ve Xamarin Forms uygulamamızı geliştirdik. Bu Xamarin Forms uygulamamızı geliştirdikten sonra ne yapacağız? Marketlerde yayınlayacağız. Marketlerde yayınlamadan önce ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki uygulamamızın çıktısını almamız gerekiyor. Build edip release'e çıkmamız gerekiyor. Bunun için de ne yapacağız? İşte sağ tıkladık uygulamamıza, işte build dedik, release dedik vesaire. O build esnasında bizim native çıktığımızı verebilmemiz için Xamarin Framework'ü gidip Android için just-in-time derleyicisini kullanıyor. Yani bir normal bir Android uygulaması çalıştırdığımızda, açtığımızda onu build ettiğimizdeki işlemlerin aynısı. Xamarin'le bir Android uygulaması geliştirdiğimizde ya da Xamarin Forms uygulaması geliştirdiğimizde de aynı şekilde çalışıyor. iOS için de çalışıyor. iOS'a da sağ tıklayıp build dediğimizde ahead of time derleyicisi, yani gidip Xcode üzerinde bir iOS uygulaması açıp store'a kadar giden süreçteki işlemlerdeki o build esnasındaki süreç aynısı Xamarin iOS ya da Xamarin Forms için geçerli arkadaşlar. Yani buradaki native kavramını, o native karşılığını, Xamarin'deki karşılayan cümleler bunlar. Platformların kendi derleyicilerini kullanmak. Bunun yanında desteklediği sürümler. Xamarin'de biz bir framework dedik. Bu framework'ü kullanırken biz ne geliştiriyoruz? Bu framework sonuçta bir mobil katmanların üzerinde bir framework. Çünkü ben bir şeyler yapıyorum. Aşağıda o mobil katmanları yönetiyor benim için. Ben sadece C# biliyorum. Aşağıda o Android katmanını yönetiyor. Nasıl yönetiyor ona bakacağız. Ben C# yazıyorum. Aşağıda o iOS katmanını yönetiyor. Nasıl yönetiyor? Ona da değineceğiz. Fakat kullandığınız framework'ler sizin mobil, normal, Android Studio'da bir Android geliştirilmiş gibi ya da Xcode'da bir Swift'le uygulama geliştirilmiş gibi yeteneklerinizi kaybettirmemesi gerekiyor. Hani bir framework'ten beklentimiz bize yetenek kazandırması, yetenek kaybettirmesi değil. İlk ne demiştik? C# kolaylıklarını kullanarak bir mobil uygulama yapmak. Burada desteklediği sürümler çok önemli. Android 4.0 ve üzeri, iOS 6.1 ve üzeri sürümleri, versiyon sürümlerini destekliyor Xamarin. Fakat benim Xamarin'i yıllar önce seçmemdeki ve Xamarin'le şu an uygulama geliştiriyor olmamdaki en büyük sebeplerden bir tanesi, şu an iOS 11.1.2 var güncel olarak. 11.1.3 ya da 11.2 çıksa
Xamarin'e aynı gün, aynı dakika, aynı saniye update'i düşüyor. Yani siz Xamarin'i geliştirdiğiniz IDE'ye bir update geliyor. Xamarin update'i geldi diye. Siz de indirip, kurup uygulamanızdaki değişiklikleri yapabiliyorsunuz ve gerçekleştirebiliyorsunuz Xamarin'le ilgili. Yani bu çok değerli arkadaşlar. Çünkü işletim seviyesinde bir değişiklik olduğunu varsayalım. Ve bu işletim seviyesindeki değişikliği handle edebilmeniz için o update'i almanız gerekiyor. O update'i Xamarin size aynı gün veriyor. Bu iOS olsun, Android olsun hiç fark etmiyor. Tabii bunun yanında en önemli noktalardan bir tanesi geliştirme araçları. Visual Studio 2013 Update 2. Xamarin Studio. Xamarin Studio'yu hem Windows'ta hem Mac'te kullanabiliyorsunuz. Fakat Microsoft'un satın almasıyla beraber Visual Studio for Mac inşa edildi. Xamarin Studio artık update'lenmiyor. Onun yerine Visual Studio for Mac üzerinden gidiliyor. Visual Studio for Mac de Mac kullanıcıları için Visual Studio deneyimini sürdürebileceği bir IDE arkadaşlar. Visual Studio for Mac'te de Xamarin geliştirebiliyorsunuz. Diğer Microsoft teknolojilerini geliştirebiliyorsunuz. Ben açıkçası Mac üzerinde geliştirme yaparken Visual Studio for Mac kullanıyorum. Windows'ta Visual Studio kullanıyorum. Visual Studio for Mac'i de hani Mac kullanan arkadaşlar bakabilir, deneyebilirler. Windows'taki o tecrübelerine, o deneyimlerine devam edebilirler. Xamarin'in içeriği. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Ne demiştik? Xamarin bir framework. Ve bu framework bize neler katıyor acaba? Neler getiriyor? 40'tan fazla sayfa, tasarım çeşidi, kontrol bunları veriyor. Bunun yanında